Sırada Amerika'da hızlanan başkanlık seçim kampanyasıyla ilgili bir haberimiz var. Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti kurultaylarından sonra yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la arayı aştı. Bazı eyaletlerde iki aday arasındaki fark 10 puana çıktı. Şimdi son gelişmeleri almak üzere Mehmet Toroğlu'na bağlanıyoruz. Nedir son durum başkanlık yarışında Mehmet Toroğlu? Hülya Polat, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'tan yine çok tartışılacak bir açıklama geldi. Trump, Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Irak ve Suriye'deki politikalarına yönelik eleştirilerini yeni bir boyuta taşıdı ve Obama'yı IŞİD'in kurucusu olmakla suçladı. Florida'daki bir mitingde yaptığı açıklamada Obama için o IŞİD'in kurucusu, IŞİD'i o kurdu ifadesini kullandı ve Trump'ın aynı iddiayı, bu suçlamayı 4 kez arka arkaya tekrar etmesi de dikkat çekti. Konuşmasında Obama'ya tam ismiyle, yani Barack Hüseyin Obama şeklinde hitap ettiği gözlendi Trump'ın. Yine sahtekar diye nitelediği Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ın ise IŞİD'in eş kurucusu olduğunu öne sürdü. Trump, IŞİD'in birçok bakımdan Başkan Obama'yı onurlandırdığını iddia etti. CNBC televizyonuna verdiği demeçte de bu açıklamasından bir geri adım atmadı ve aynı iddiayı, Obama yönelik iddiasını tekrarladı. Hatta daha da ileri gitti. Spor organizasyonlarında verilen ödüllere atıfta bulunarak Obama için IŞİD'den en değerli oyuncu ödülünü alır şeklinde bir ifade kullandı Trump. Cumhuriyetçiler Obama'nın 2011 yılında Irak'tan çekilme kararının bölgede bir otorite boşluğuna yol açtığını ve bunun da IŞİD'in ortaya çıkmasına zemin hazırladığını öne sürüyorlar. Ama bugüne kadar hiçbir cumhuriyetçi Obama'yı örgütün kurucusu olmakla suçlayacak kadar da ileri gitmemişti. Obama'dan ya da Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama, tepki gelmedi. Ancak Clinton'ın kampanyasından bir açıklama var. Clinton'ın danışmanı Jake Sullivan, Trump'ı ağzı bozuk konuşmakla suçladı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Amerika'nın düşmanlarının söylemlerini kullanmakla eleştirdi Trump'ı. Donald Trump'ın tartışmalı açıklamaları ve rakiplerine karşı bu türden açık sataşmaları Cumhuriyetçi Parti içerisinde de bölünme yaratmış durumda. Bir süreden beri partinin önde gelen bazı mensupları Trump'ın başkan adaylığını açıkça sorguluyorlar ve onun liderlik kapasitesine sahip olmadığını savunuyorlar. Kamuoyu yoklamaları da Trump'ın birçok kilit eyalette Clinton'ın gerisinde kaldığını ve hatta kendisine olan desteğin bazı geleneksel Cumhuriyetçi bölgelerde bile aşınmakta olduğunu ortaya koyuyor. Cumhuriyetçi Parti içinde de son günlerde Donald Trump'a oy vermeyeceklerini açıklayanların sayısı giderek artmaya devam ediyor. Hafta içinde geçmişte Cumhuriyetçi Partili yönetimlerde görev almış 50 ulusal güvenlik ve dış politika uzmanı kamuoyuna açık bir mektup yayımladı ve Trump'ın Amerika'nın ulusal güvenliği ve refahını riske atacağı uyarısında bulundu. Trump'ın tarihin en sorumsuz başkanı olacağını iddia etti. Hatta daha da öteye gerek Trump'a oy vermeyeceklerini açıkladı bu 50 kişilik grup. Bu isimler kim diye bakarsak eğer, mesela eski İç Güvenlik Bakanı Michael Chertoff ve Tom Ridge, eski CIA Başkanı Michael Hayden, eski Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Negroponte, Amerika'nın eski Ankara Büyükelçileri Eric Edelman ve James Jeffrey listede olan isimlerden sadece birkaçı. Trump'ın başkan adaylığını garantiledikten sonra partinin geleneksel tabanının desteğini alabilmek için aslında söylemlerinde bir yumuşamaya gitmesi yönünde bir beklenti vardı esasında, ama şu ana kadar görüldüğü kadarıyla Trump bu tür sivri tartışmalı açıklamalarından bir geri adım atmaya niyeti yok gibi görünüyor. Cumhuriyetçi Parti'de gerçekten sıra dışı bir kampanya süreci yaşıyoruz. Dengeler değişir mi, sürprizler görür müyüz? Seçime kadar ilginç bir süreç bizi bekliyor gibi, her şeye gebe bir durum var gibi önümüzdeki süreçte gelişmeleri, açıklamaları aktarmaya devam edeceğiz. Hülya Polat. Mehmet Toroğlu, Amerika'da başkanlık seçim kampanyasındaki son gelişmeleri özetledi.